27 Mayıs 2023 Cumartesi Diyarbakır At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Öncelikle Doğu illerine tekrar tahmin vermeye başladığımızı belirtelim. Çarşamba günü Elazığ tahminlerimizi sunmuştuk 8500 liralık güzel bir ikramiyeyi kaçırmıştık. Hayatında liderliği alarak yarışmamış bir at, ilk ayaktaki bankomuzun temposunu bozuk yarışı karıştırmıştı. Bankomuz olan Yusra Bebek, son metrelerde gücü tükenerek fotoda yarışı teslim etmişti. Yine de başarılı tahminlerimiz için teşekkürlerinizi ilettiğiniz için minnettarız. Umarız Doğu illerinde başarılı tahminler sunmaya devam ederiz. Diyarbakır programında 6 koşu var. 6'lı Ganyan dahil olan bu koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. ayak. İlk ayakta zorlu bir mücadele izleyeceğiz. Handikap 13 yarışta süratli bir başlangıç olacak. 4 numaralı Gözüm Turbo ve 10 numaralı Mert Yiğit ilk etapta liderliği isteyecek olan isimlerdir. İç kulvar avantajı ve Ferit Yardımcı'nın güçlü teşvikleriyle Gözüm Turbo liderliği alabilir. Fakat Mert Yiğit'in de ısrarcı olacağını düşünüyoruz gözüm turbo çok ağır kiloda kaçacak. Stili rakibi de varken, Ferit yardımcı idaresinde mutlaka bitirir diyemeyiz. Bir yılı aşkın süredir kazanamadığını da belirtelim. Bu koşudaki çoğu atın kazanma konusunda sıkıntıları var. Dolayısıyla oldukça zor bir yarış olacağını net olarak belirtelim. İkinci ve üçüncü ayakları azat yazarak geçeceğiz. Bir tane de bankomuz olacak. Dolayısıyla ilk ayakta riske girmeyelim ve hepsi işaretleyelim. İkinci ayak. Bir numaralı TikTok, startı iyi alsa da çabuk deparlanamayan bir isim. Son yarışında erken önlere gelmiş ve düzlükte de bastırarak öndeki atı atlayıp liderliği almıştı. Fakat son metrelerde gücü tükendi ve üçüncü kaldı. Bugün en iç kulvardan yarışa başlayacak ve mesafe 1100 metre olacak. Eğer iyi çıkış yapıp öne gelebilirse, kazanma şansı artar. Net favorimizdir. 9 numaralı müberremin son yarışını çok beğendik. Boşuk ikincisi olsa da, kazanan ata zaten yapabileceği hiçbir şey yoktu. Bugün daha uygun rakiplerini geride bırakabilir. İkinci sıradan yazalım. Son olarak ilk startına çıkacağı olan 13 numaralı Raziye Tayı yazalım. Bu tayın idman pistinde mükemmel gözüktüğünü belirtelim. Kayıtlı fazla bir işi yok. Eğer hazırlıkları yeterli değilse, bugün eksik koşabilir. Fakat biz bu tayı hazırmış gibi kuponlara işaretleyelim kazanamazsa da bir kenara not edelim ve sonraki yarışında mutlaka değerlendirelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1 9 13 şeklindedir. WhatsApp hattımız aktif edildi. WhatsApp hattımızın birçok faydası var. Bildiğiniz gibi biz yorumlarımızı yarışlar başlamadan 24 saat önce hazırlıyoruz. Bazı atların son durumlarını öğrenemediğimizde Son dakika bilgilerini video aracılığı ile aktaramıyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden bu son dakika bilgileri anlık olarak sizlere bildiriliyor. Ayrıca video izlemeye zaman bulamayanlar için de WhatsApp hattımız faydalı olacaktır. WhatsApp hattımıza abone olarak elde edeceğiniz ayrıcalıkları anlatalım. Yarış yorumlarını her gün WhatsApp üzerinden yazılı olarak alabilirsiniz. Videolarda bulunmayan şablon sunumu ve son dakika bilgileri Yarışın yapılacağı gün sabah saatlerinde sizlere iletilir. Reklamsız bir şekilde tüm yorumları, güncel bilgileri ve şablonları WhatsApp üzerinden almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklemeniz yeterli. Üçüncü ayak Bu koşuda çok süratli bir tempo bekliyoruz. 8 numaralı Racing Bull ve 7 numaralı Pamukkale yarışa tempo verecekler. Bu ikili yüksek bir sürate çıkacak çünkü arkasında da süratli atlar olacak. 5 numaralı Nefesimsin, 4 numaralı Eyvah Mehmet ve 3 numaralı Demented önlere yakın gidecek olan atlardır. 1 numaralı Articulo Mortis son yarışın çok rahat kazandı. Racing Bull'u yakın takip etti ve düzlükte farkı açıp kazanmasını bildi. Ancak bugün 63 kiloda yarışacak. Önlerde çok daha süratli atlar olacağı için, yer bulma konusunda da sıkıntı yaşayabilir. Ferit yardımcı dementıda binmiş. Fakat bu atta çok uzun zamandır yarış kazanamıyor. Eski gücünde olsa doğu illerinde olmazdı. Bu safkan için kazanamaz diyemeyiz fakat kazanma karakteri düşük bir atı kolay kolay yazmayız. Bizce bu koşuda her iki ihtimali de değerlendirdiğimizde karşımıza iki isim çıkıyor. 6 numaralı colmechamp, diyarbakırdaki 1200 yarışında sonlarda çok sert gelmiş ama yetiştirememişti. Bugün kilosu müsait olduğu için, çok süratli geçecek olan yarışta sonlarda çok sert gelecektir. 7 numaralı pamukkale ise, önlerde giden grubun bizce en iyisi konumundadır. Racing buldan erken kurtulursa, rakiplerini yanına yanaştırmadan fark yapabilir. Pamukkale koşarım derse, arka gruba geçmiş olsun diyebiliriz bu koşuyu 6 ve 7 sıralaması ile muhtemelen geçeriz. Dördüncü ayak. Bu koşuda liderliği ekürilerden 8 numaralı Ramiz'e alabilir. 6 numaralı Altın Fırat ve 3 numaralı Kızım Zelal de süratli isimlerdir. Biz ilk şansı 3 numaralı Kızım Zelal'e vermek istiyoruz. Bu safkan son idman görüntüsünde çok iyiydi. Geçen gün Urfa yarışına kayıtlıydı fakat raporlu biniciden dolayı yarıştan çıktı. Bugün Diyarbakır'da beklenenin üstünde bir performans gösterebilir. Aslında Kızım Zelal formda olduğunda Ferit Yardımcı bu atı tercihliyor. Bugün Şeşen Sultan'ına binmiş. Herhalde Kızım Zelal'in bir yarış daha görmesini bekliyordur. Bizce 3 numaralı Kızım Zelal tempoyu kurabilirse bitirebilir. Net favorimizdir. İlk rakibi tabii ki 5 numaralı Şeşen Sultanı olacaktır. Ferit Yardımcı idaresinde 3'te 0 yaptı fakat ısrarı devam ediyor. Kuponlara yazalım. 6 numaralı Altın Fırat ve Ekürilerden 7 numaralı Nurbaşını da yazalım. İkisi de bu şart koşularda iddialı olacaklardır. 1 numaralı Berkay Fırtınası, 2 numaralı Karapınar Aslanı ve 4 numaralı Şimşekoğlu, grubun iyi atları olup tempoya ayak uydurabilirlerse şanslı olacaklardır. Kısa mesafeli bu yarışta riske girmeyelim ve bu atları da ekleyelim. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 4 şeklindedir. Beşinci ayak. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin katılacağı, şartlı 3 mücadelede, yamak bir sınıfındaki aprantiler at bineceklerdir. Yarışta çok süratli bir tempo beklemiyoruz. 1 numaralı Queenstown liderliği alacaktır. Onu da 8 numaralı Lirope yakın takip edebilir. Lirope çok süratli ve ısrarla liderliği isteyen bir isim değil. Özellikle doğudaki ilk yarışında, ısrarla kaçacağını düşünmüyoruz. 1 numaralı Queenstown, son yarışında Gül Matra gibi süratli bir rakibe rağmen liderliğini korumuş ve çıktığı gibi bitirmişti. Kazanma yüzdesi çok yüksek bir isim. Binicisinin tek yapması gereken, iyi çıkıp liderliği almak ve gerektiği yerde tempoyu yükselterek arka grubu dağıtmak olacaktır. Bizce bir numaralı Queenstown, Mehmet Parlak idaresinde bugün bu koşuyu da kazanacaktır diyor ve banko öneriyoruz. Altıncı ayak. Bu koşuda çok süratli isimler yoktur yarış muhtemelen ağır tempoda başlayacaktır. 3 numaralı Immortal Knight, dış kulvardan yarışa başlayacak. Rakiplerine göre daha süratli bir at olup, isterse doldurarak gelip liderliği alabilir. 6 numaralı The Icon ve 9 numaralı All Ready'de liderliği alabilecek potansiyele sahip bir isimdir. İyi idman durumuna sahip olan bu ön grup atları arasından bir birinci çıkabilir. Üçünü de ayırımsız yazalım. 2 numaralı King Savaş, 8 numaralı Just Women ve 5 numaralı Kosi, bu grupta yazılması gereken diğer atlardır. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 3, 6, 9, 2, 8, 5 şeklindedir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz.